Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 18-24 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu hafta itibariyle 19 Ocak'ta güneş artık sizin burcunuza geçiyor. Sizin döneminiz başlıyor. Doğum gününüzü kutluyorum. Bu hafta doğan tüm kova burçlarımızın doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, başarılı, harika bir yıl diliyorum size. Yükselen kovalarımız için de önemli. Güneş artık yükselen burçlarında Onları daha dikkat çekici bir hale getirecek. Satürn, Jüpiter, Merkür kova burcunda, burcunuzdaki bu gruplaşma, yaşamınızda da tabii ki hızlı ve önemli olayları, girişimleri destekleyecektir. Enerjiniz yüksek, bir yandan uzun vadeli hedeflerinize daha fazla motive olabiliyorsunuz bu dönemde. Zihniniz, düşünceleriniz çok hızlı yeni buluşlar söz konusu, yeni fikirler söz konusu, yeni yapılandırmalar söz konusu. Hem kariyer konuları, hem ilişkiler, hayat şartlarınız, tüm bunları gerçekten hızlı bir şekilde ele alabileceğiniz çok güçlü bir döneme giriş yapıyorsunuz. Mars Boğa Burcu'nda, Uranüs ile birleşecek bu hafta. Ve burcunuzdaki Jüpiter'le de kare açı yapacak. Gökyüzü çok aslında sürprizli, hızlı ama biraz da stresli. Uranüs ve Mars dördüncü evinizde gerilimler ve stres oluşturabilecek koşullar daha çok özel hayatınız aile ile ilgili konularda olabilir yani sizin düşünceleriniz var fikirleriniz var girişimleriniz var belki aile ile anlaşma zeminini bulmakta zorlanıyorsunuz yani aileden beklemediğiniz tepkiler gelebilir anne baba ile ilişki dinamiklerine dikkat etmek lazım yaşam alanlarınız ev yuva temalarında ani beklenmedik stresler oluşabilir Örneğin bir anda belki Taşınmanız gerekebilir. Yer değişiklikleri olabilir. Örneğin veya çalışmalarınızı ev ortamında tekrar düzenlemeniz gerekebilir. Kullandığınız araç gereçlere, özellikle ev ortamında kullandığınız e, ya da iş ortamında kullandığınız bilgisayarınıza, telefonunuza, elektrikli araç gereçlerinize, elektronik cihazlarınıza dikkat edin. Çünkü Mars Uranüs kavuşumu biraz sıkıntı yaratabilir. Evde daha çok kazalar. Söz konusu olabilir. Bir anda sigortalar atabilir. Elektrik sorunları yaşanabilir örneğin. Evde kullandığınız cihazlara dikkat etmek gerekiyor. Kazalara da dikkat etmek gerekiyor. Ailenin, ebeveynin, ebeveynlerin genel sağlıkları biraz zorlayıcı olabilir. Örneğin tansiyon sorunu olan bir aile, bir üyesi. Bu dönemde biraz daha riskler barındırıyor gökyüzü. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sizin için de böyle tabii ki. Yani çünkü sert açı aldığınız için, ve çok da fazla kovada bir e, birikim olduğu için sizin de genel olarak kronik sorunlarınız varsa dolaşım sistemi problemi, nörolojik sorunlar, tansiyon sorunları gibi örneğin e, kendinize de daha fazla dikkat etmekte hafta genelinde fayda var. Hafta sonu ay balık bu ikizler burcunda olacak daha olumlu, daha ılımlı enerjiler verecek size. Keyfinizi arttırıyor, moraliniz yüksek, Örneğin e, ve daha fazla belki sevdiğiniz kişilere zaman ayırabileceksiniz bu hafta sonu. Cumartesi ve pazar günü çocuklarla daha fazla ilgilenebilirsiniz. İşte aşk hayatınız, romantik konularda fırsatlarınız artabilir. Ama perşembe gününe özellikle biraz daha dikkat etmenizi öneriyorum. Bu haftanın belki en stresli günlerinden birisi perşembe. Perşembe günü hem evdeki e, ilişkilere, aile ilişkilerine hem genel sağlığınıza hem de her türlü böyle kazalara, arızalara, biraz açık gökyüzü bunlara karşı risklere dikkat etmekte fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.